AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gülçitil Okur, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı. Öncelikli olarak çok şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Bir kadın olarak, bir siyasetçi olarak, bir anne olarak, bir eş olarak nereden bakarsanız bakın malum kişinin yapmış olduğu hakaret gerçekten ağza alınmayacak şekilde belden aşağı bir insanın onuruyla, gururuyla oynayacak kadar şiddetli açıklamalara giden süreçler işledi. Başkan Okur, biz bunun 28 Şubat olaylarına dayandığını düşünüyoruz dedi. Biz bunun 28 Şubat olaylarına dayandığını düşünüyoruz. Çünkü siyasetçi bir anneye, eşe, bir hanıma en azından, meslektaşına böyle bir hakaretle gelinmemeliydi. Biz süreci yaşarken telaffuz etmekten utanıyorum. Malum kişinin adını telaffuz etmekten yine utanıyorum. Çünkü böyle bir hakareti hiçbir şekilde hiçbir siyasetçi kadınımız hak etmedi. Özellikle de grup başkan vekilimiz Özlem Hanım hiç hak etmedi. Yaptığı çalışmalar, gösterdiği performanslar, mesleki olarak yaptığı çalışmalar takdire şayan çalışmalardı. Kaldı ki bir meslektaşının, diğer bir meslektaşına, hanım bir meslektaşına böyle söylemlerle gelmesi çok ayıp oldu. Çok dehşet verici şekilde ahlaksızcaydı işin özü. Ancak zaten dışarıdan oynanan oyunlar, dışarıdan gelen bulgular ve söylemlerin bize yansıması olduğu için biz bu tür hareketleri kınıyoruz. Gerekli açıklamalar yapıldı, gerekli süreç başlatıldı. Hem Adalet Bakanlığımızda hem mesleki olarak, meslektaş olarak kendi meslektaşlarının kınamasını, diğer siyasi partilerin kınamasını yine aynı şekilde aldı. Yasal süreç bugün sonuçlandı, tutuklama kararı çıktı. Yaptığı arabuluculuk çalışmalarında askıya alınan süreçler oldu. Yani mesleki olarak bir insanın, normal bir vatandaşın dahi hak ve hukuklarının, diğer vatandaşın hak ve hukuklarının başladığı yerde bittiğini bilmesine rağmen avukat olan, bir hukukçu olan bir kimliğin böyle saldırılarda bulunması çok aşağılıktı. Biz Kadın Kolları Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak kınıyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Tutuklanmasıyla ilgili sonuç da zaten bunlardan birinci adımdı. Takipçisi olacağız. Bu tür söylemlerde bulunan her türlü siyasi olguda olan kimlikleri de şiddetle ve dehşetle kınamaya devam edeceğiz ve bu süreçte olduğu gibi sonucuna da takipçi olacağız. Mert Bey, bir şey söyleyecek misiniz?